Girişim Kumkuması'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da yine girişimle, girişim dünyasıyla ve girişimcilikle ilgili haberler ve bilgiler vermeye devam edeceğim. Hanımlar, beyler, Erşak Kahraman'la Girişim Kumkuması başladı. Bu haftanın ilk konusu 3 farklı milyarderin, milyarder siz seversiniz, ben de severim. 3 farklı milyarderin hayatla ilgili, iş hayatıyla alakalı 3 prensibi. Milyarder deyince akla gelenlerden ilki kim? Yani Bill Gates tabii ki. Bill Gates'in en önemli iş prensiplerinden bir tanesi boşlukları yakalayıp o boşluklara ortaklarla beraber girebilmek. Microsoft iş hayatına MITS şirketinin küçük ortağı olarak başlayıp ardından Digital Research ile beraber bir ortaklığa girmişti. Gates IBM'e ilk gittiğinde bu ortaklıkla beraber gitmişti fakat ortağı yolda bıraktı ve Bill Gates ve Microsoft o şeydeki şirketteki IBM'deki boşluğu görüp IBM PC'ler için teklifte bulundu. Bu yaptığı işlerin hiçbirisinde, yani Microsoft büyük oyuncu değildi, hep küçük oyuncuydu. Ama sonradan bir şekilde tek başına ya da ortaklarla büyük oyuncu pozisyonuna geldi. Bill Gates'i Bill Gates yapan sebeplerden bir tanesi de ortaklıklara sıcak bakması, şirketlerini ortaklıklarla devam ettirip büyütmesi. Bu arada Netflix'te şahane bir Bill Gates belgeseli var. Yani sanırım 3 bölüm, 1 bölümünü seyrettim. Çok iyi bir başlangıçtı. Onu da size tavsiye ederim eğer Netflix varsa. İkinci milyarderimiz Amancio Ortega. Ortega deyince aklınıza futbolcu olan gelmesin. Bu Zara'nın sahibi olan Ortega. Ortega'nın en büyük prensibi ne derseniz o da hız ve müşteri takıntısı. Adam bildiğin müşterisi için yaşıyor ve bunu yaşarken de hızı prensip olarak benimsemiş. Biz tabii Zara'dan alışveriş yapmıyoruz, yani biz erkeklerin ne işi var, ama hani kadın izleyicilerim şunu biliyordur, hani Zara'ya gittiğinizde bir şey beğendiniz ama ben bunu sonra alırım dediğinizde şu başınıza geliyordur. Yani 2 hafta sonra gittiğinizde o malı bulamıyor olabiliyorsunuz. Çünkü bunun sebebi zaten Zara'nın iş modeli. Zara 1975 yılında kurulduğunda bir model yaratmış. Hızlı moda adı altında. Hızlı modanın prensibi şu: müşteri daha istemeden veya istediği anda İlk olarak onu sunabilen ve hemen pazardan çekilip müşterinin bir sonraki isteğini en hızlı yerine getirebilen olmak. Bir cümleyi de bu kadar hızlı söyleyebilmem, nereden bakarsanız bakın, takdire şayan. Amancio Ortega'nın Zara'da yaratmak istediği tek bir şey var: biz modayı yaratalım, biz öncü olalım, en hızlı biz verelim, en hızlı biz çekilelim ki yeni modelleri, yeni modaları yine biz yaratalım. Dünyanın en zengin adamlarından Warren Buffett'ın aldığı en büyük prensip de şu: İyi yönetimler. Bir şirketi satın aldığında yaptığı en önemli şey hemen en iyi insanları başa getirmek oluyor. Warren Buffett'ın felsefesi şu: bir yeri satın al, oraya en iyi elemanları koy ve daha sonra çok çok az idare etmelerine yardımcı ol. Yani eski nesillerinden yaptığı gibi, işte efendim biz bunu aldık, buraya adamı koyduk, arkasından da gidelim konuşalım, kendisine bahsedelim, bunu yap, bunu yap, bunu yap, yapalım değil. Warren Buffett bu kadar şirketlere, bu kadar yatırımlara ve bu kadar milyar dolarlara sahip olmasının en önemli gücünün iyi yöneticileri en iyi şekilde işe almak olduğunu söylüyor. Şimdi sırada bildiğiniz gibi en sevdiğim bölüm olan vaka incelemesi var. Avustralya'da dijital pazarlama ajansı Versa geçtiğimiz sene gelirini %46 arttırdı ve karlılığını 3 katına çıkarttı. Peki CEO Cat Blackman bunu nasıl başardı? Bir gün daha fazla izin vererek. Evet evet, bayağı bildiğin bir gün fazla izin vererek. 2018 yılının Temmuz ayından itibaren Versa'da bir gün daha fazla izin yapılmaya başlandı. Yani haftada 3 gün izin yaptılar. Cumartesi ve pazardan sonra çarşamba günlerinde şirket çalışanlarına izin olarak verdiler. Yanlış anlaşılma olmasın, yine 5 günlük ödemelerini yaptılar ve fakat insanlardan 4 gün çalışmasını istediler. Bilmiyorum, biliyor musunuz, özellikle İskandinav ülkelerinde bu çok uzun yıllardır denenen ve gerçekten başarılı olduğu kanıtlanan bir model. Normalde haftada 2 gün verilen izin, ki yani hani normal şartlarda çalışan yerlerden bahsediyorum, biliyorum. Burada izleyenler içerisinde birçoğu haftada bir gün izin yapıyorlar, onun da farkındayım. 2 günlük izin yapılan şirketlerde bir gün daha fazla izin verilmesi verimliliği çılgınca arttırıyor. Peki neden çarşamba? Yani hani pazartesiye ya da atıyorum ki cumayı verseniz 3 günlük izin yaparsınız, hani daha iyi değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Ama gerçekten böyle değil. Sebebi de şu: cumadan izin verip ya da pazartesiyi cumartesi pazara eklediğiniz zamanlarda uzun bir tatil veriyorsunuz. Ancak nasıl ki pazartesi sendromu diye bir şey varsa, hafta içi sendromu diye bir şey de var. Yani diyelim ki cumartesi pazar çalışan bir insan pazartesi geldiğinde of pazartesi falan diyorsa, çarşamba günü yani tam haftanın ortasında da haftanın ortası, ben ne yapıyorum, niçin bu hayattayım, niçin bu işleri yapıyorum filan demeye başlıyor. O yüzden çarşamba gününü vermek pazartesi ya da cumayı vermekten çok daha iyi geliyor. Muş. Yani muş, çünkü ben yapmadım. Yapmışlar, araştırmışlar, gerçekten de öyle çıkmış.
Versa'nın yapmış olduğu bu uygulamayı anlatırken aklıma bir şey geldi. Daha önce canlı yayınlarda falan bunu anlatmıştım ben. Bir şeyi hiçbir zaman anlayamadım ve anlamamaya da devam edeceğim. Cumartesi günleri elemanlarınızı yarım gün niye işe çağırıyorsunuz patronlar? Ofis işleri yapanlardan biliyorum. Cumartesi öğlen 1'e kadar çalışmak diye bir şey vardır. Yahu bakın, eğer bir patronsanız ve eğer beni seyrediyorsanız ve söylediğim şeylere güveniyor ve inanıyorsanız sizden rica ediyorum. Ne olur cumartesi günleri çalışanlarınızı ofise yarım günlüğüne sırf egonuz tatmin olsun diye getirtmeyin. 1,5 gün izinlidir. Zaten öğlen 1'e kadar ne yapıyorlar ya? 9'da geliyorlar, çay karıştırıyorlar, poğaça yiyorlar, saat oluyor 10.30 zaten. Ya cumartesi günü ne doğru düzgün bir banka çalışır, ne karşı taraftaki şirketler çalışır. Yapmayın abicim böyle bir şeyler. Lütfen rica ediyorum ya. Geriliyorum bu tarz konulara ya. İnsanlar birazcık insan gibi çalıştırılsın ya. Lütfen ya. Biliyorum başarı hikayelerini seversiniz ki ben de çok severim. Yine size güzel bir başarı hikayesi anlatacağım. Bu beyefendinin ismi Michael Pittman. Michael Pittman şu anda yılda 23 milyon dolarlık satış gerçekleştiren bir şirketin CEO'su. Michael Pittman her zaman şunu söylüyor. Ben hiçbir zaman bir girişimci olarak doğmadım. Kendimi de hiçbir zaman girişimci olarak hissetmedim bu şirketimi kurana kadar. Ha tabii bir de iyi fikri gözünden tanırım. Bunu ben böyle çevirdim. Normalde gözünden tanırım diye bir şey tam denk gelmez yani İngilizce'de. Olmaz. Connecting Solutions Group isimli bir şirketin sahibi kendisi ve bu şirket 2015 yılında kurulduğu tarihten bu yana %12.315 büyüme göstererek bu seneki cirosu olan 23 milyon dolar rakamına ulaşmış. Hikayesi çok güzel. 2005 yılında bir yaz işine giriyor. İnşaat denetçisi olarak ki yani hiç de sevmediği bir iş. Orada birisiyle tanışıyor. Bu adamın yaptığı şey ise kullanılmış olan BlackBerry'leri toplu olarak piyasadan alıp bunları eBay'de satmak. Hani demin dedim ya iyi işi gözünden tanırım diyor diye hani çeviriyi ben yaptım diye. O işin çok iyi olduğuna kendisi de inanıyor. Ve diyor ki gönüllü olarak senin için çalışacağım, hafta sonlarımı buna ayıracağım. Sen de bana satıştan komisyon vereceksin. Tabii ki adam için güzel bir fikir bu, kabul ediyor. Ve Pittman işte e-mail göndermeye başlıyor. E-maillerle satışlar yapmaya başlıyor. O kadar çok satış yapıyor ki bayağı artık kendisine bir iş teklifi geliyor adamdan. İnşaattaki o hani şey denetici pozisyonunu bırakıp buraya işe giriyor. 2 sene içerisinde 1 milyon dolarlık BlackBerry satışı gerçekleştiriyor ki yani hani bilenler bilir BlackBerry Amerika için önemli bir markadır. Satışları 1 milyon dolara yükselttiği için de kendisine başkan yardımcılığı görevi veriliyor. Pittman 10 sene içerisinde wireless yani kablosuz makineler alakalı dev bir bilginin sahibi oluyor ve bunun üzerinden bir şirket kuruyor. Kendi sözlerinde şunu söylüyor. Yalnızca cep telefonu ya da wireless routerlar falan satmaktansa müşteriler toplu halde servisler almak istiyorlardı. Ve ben bütün servislerle onların istedikleri modelleri ve markaları ve aletleri birleştirdim. Bu sayede şirketim büyük ivme kazandı. Herhangi bir aleti, örneğin bir telefonu, örneğin bir bilgisayarı, örneğin bir wireless router'ı sizin için bulabilirim ve istediğiniz servisi onun içerisine yerleştirerek size sunabilirim. Bakınca çok mantıklı ha. Adam servisle malı birleştirip hop yeni bir ürün yaratmış. İşte biz buna girişimcilik diyoruz. Bu haftanın son konusu bir oyun konsolu. Öyle PlayStation, Xbox falan değil. Bu acayip bir şey böyle. Geçmiş yüzyıldan kaldığını sandıran ürün modeliyle 7,5 santime 7,5 santim bir dev Playdate. Ya çok tatlı değil mi ya? Kendisinin 1 bitlik, evet evet 1 bitlik bir ekranı, siyah beyaz bir ekranı. 2 tane tuşu, bir de işte yönlendirme kolu, yönlendirme çubuğu var. Bir de yanında manivelası var. Manivele böyle döndürüyorsun. İlk şey yaptım, gördüm dedim ki herhalde onu çevirdikçe hani şey pili falan şarj oluyor dedim ama öyle değilmiş. Bu hareket de oyunların bir parçası olarak kullanılacakmış. Hani PlayStation'da bu var işte burada bunlar var falan ya. Bunda bir de bu var. Hani ne bileyim bunu yapınca adam takla atacak falan. Çok iyi değil mi ya? Yaklaşık 20 yıldır Mac ve iOS'lere bir takım yazılımlar üreten Panic isimli firmanın çıkartacağı bu ürün 2020 yılında raflarda olacak ve fiyatı da 149 dolar. Bu ürün için birçok oyun dizaynerine, oyun tasarımcısına gitmişler ve tasarımcılardan 12 tanesi kabul etmiş ve bunlar çok önemli adamlar ve oyunların da sistemleri çok acayip olacak. Yeni oyunlar sezon sezon olacak ve her sezonda 12 tane oyun olacak ve bu 12 tane oyun birer hafta arayla gelecekler. Her oyun geldiğinde makineye bir uyarı gelecek ve siz makineye oyunu download edip oynamaya başlayacaksınız. Oğlum adamlar bak oyun konsolu değil bir din yaratmanın peşinde. Ben size söyleyeyim yani ya tutar gökyüzüne çıkar ya böyle dipte kalır. Yani hiç kimse ilgilenmez ellemez yani bunu. Bakalım bu yeni atılım 135 milyar dolarlık bir piyasanın tam neresine denk gelecek.
sen alır mısın dersiniz, 149 dolara almayabilirim ama hani böyle 99'a indirebilirler, ben burada reklamını yaptım, bana bedavaya gönderebilirler, bilemiyorum. O zaman deneyebilirim ama yani hani tam bir Game Boy olmasa da kendince böyle bir indie project olarak bir yerlerde kalacak gibi geliyor bana. Bu hafta da girişim kumkumasının sonuna geldik. Yorumlarınızı şiddetle ve büyük bir hararetle bekliyorum. Lütfen aşağı yorum yazmayı unutmayın. Bu programın geleceğindeki tüm değişiklikler sizin yorumlarınızda saklı. Hanımlar beyler, Erşak Kahraman'la girişim kumkuması bitti.